Kilis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan atom fiziğinde yazılıya hazırlık videomuz arkadaşlar bu da. Bir tane hatırlatmalar yapacağız. Birkaç soru çözeceğiz. Son ardından yine yazılıya hazırlık olarak birkaç sorular da sorular çözmekle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım hatırlatmalar. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken formülleri özellikle vereceğim. Bu formülleri ezbere bilmemiz gerekiyor. Birbirlerine karıştırmamaya gayret edelim. Allah'ın izniyle inşallah. Hem yazılımız güzel geçecektir hem de üniversite sınavımız güzel geçecektir. Bohr atom modeline göre en ince yörüngede dolanan elektronun. Şimdi arkadaşlar. Önce şu yarıçapından başlayalım. Mesela şurası çekirdek. Birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge. Yörünge sayısı arttıkça atomun çapı da ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Ha, o zaman yörüngenin yörünge numarasıyla atom çapı doğru orantılı olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bakın n kare yukarıda. n kare bölü z. Z neydi? Atom numarası. n kare de n de burada yörünge numarası. Bu 0.53 de neydi? Arkadaşlar bor Atom yarı çapı. A sıfır çarpı n kare bölü z de yazılabilirdi burada. Şimdi bununla enerjisini birbirine karıştırmayalım. En çok karıştırılan burada bunlar arkadaşlar. Mesela şu enerjiyi aynı zamanda şöyle de yazabilirdi. İşte eksi r çarpı z kare bölü n kare de yazabilir. Eksi r burada nedir? 13.6 Bakın. Şu atom yarı çapını bulma formülü ile enerji bulma formülü birbirlerine fazlasınca karıştırılıyor. Atom yarı çapında. Bakın n kare yukarıda. Çünkü n ile doğru orantılı olması gerekiyor atom çapının. Z aşağıda ve karesi yok. Bunun tam tersini alıp Z'nin de karesini koyarsak bir de yana sadece Rayberg sabitini yerleştireceğiz. O zaman da enerjisi olmuş oluyor. Herhangi bir yörün gerekir. Elektronun toplam enerjisi diyoruz biz ona. Bu eksi nereden geliyordu? Bu eksi arkadaşlar enerjisi, enerjisi e, yörüngesi arttıkça ya en dış yörüngedeki enerjisi daha fazla diyoruz. Bundan dolayı eğer e eksi olmasa bu en arttığında enerji azalması gerekirdi. Ama en düşük yörüngeye gerek yörün enerji daha fazla, o yüzden örneğin eksi koyarsak n en arttığında enerji de artmış oluyor arkadaşlar. Açısal momentum sonucuna bakalım. Açısal momentum L eşittir n çarpı h bölü 2 pi ya da mvr diyorduk arkadaşlar. H burada Planck sabitiydi. En ince yörüngeye açısal momentumunu Direkt bu formülle buradan aslında bulabiliyoruz. Planck sabiti H. E bir de burada H bar denilen bir şey var. Bazen onu da sorabilir arkadaşlar bize. Şurasına H bar isminde başka bir simge ile gösterebilir. H bar görürsek ne yapıyoruz? H bölü 2 pi olduğunu bilelim. Şimdi <laughs> elektronun hızı, çizgisel hızı herhangi bir yönü Elektronun herhangi bir yönü çizgisel hızı z bölü n ile doğru orantılı arkadaşlar. Neymiş? z bölü n ile doğru orantılı. Yani yörünge numarası arttıkça hızı ne oluyor arkadaşlar o zaman? Birazcık azalıyor. Bunu şeyden de hatırlarsanız aslında Kepler yasasında arkadaşlar sabit alanlar yasası vardı Kepler'de. Dünya Güneş'e yaklaştıkça çizgisel hızı artıyordu. Uzaklaştıkça da azalıyordu. Yarıçap az arttıkça azalıyordu. Burada arkadaşlar yine enin artması demek yarıçapın artması demek. Hız da ne oluyor o zaman? Azalıyor. Başka nelerimiz varmış? Atom ısı yoluyla elektron bombardımanı ile foton bombardımanı ve foton bombardımanı ile uyarılabilir. Şimdi elektron bombardımanı ile uyarılırsa o elektron seviyesine denk veya daha fazla enerji verebiliyorduk. Ama foton bombardımanı yapılırsa bir foton yalnızca bir elektronu uyarabilir ve o elektronun bulunduğu yörüngenin enerjisine denk olması gerekirdi. Elektronda daha fazla olabilir ama fotonda daha fazla olmayacak. Tam ona eşit olacak. O zaman uyarabiliyor sadece. Bir diğeri eninci uyarılma seviyesi en artı bir demek değil mi? Mesela neydi bu? Şurası en eşittir bir, en eşittir iki, en eşittir üç. Burada arkadaşlar burası birinci uyarılma seviyesi. Çünkü zaten temel haldekini uyarınca ne oluyor? Buraya uyarabilirsin ilk. O zaman burası birinci uyarılma. Sonra ikinci uyarılma, üçüncü yarılma, dördüncü uyarılma diye gidiyor. Mesela üçüncü uyarılma derse ne anlayacağız? Üçüncü uyarılma en eşittir 4 demek. Mesela dördüncü uyarılma en eşittir 5 demektir. Bir diğer alt başlığımız neymiş? Eninci yörünge uyarılmış atom kaç tane ışıma yapar? Eninci yörüngedeki bir atom mesela beşinci yörüngedeki bir atom kaç tane ışıma yapar. Hemen 5 en yeni 5 yazıyoruz. 5 eksi 1'den 4 bölü 2'den mesela 5. uyarılması 5. yörüngede olan 10 tane ışınma yapar. 5. yörüngede olan. Ama bize şöyle diyebiliyor. Mesela en ince uyarılmış bir atom. En ince yörünge uyarılmış bir atom. Yara diyor ki mesela 4. uyarılma seviyesindeki atom kaç ışıma yapar? Dördüncü uyarılma seviyesi deyince en eşittir. Mesela 5 alacağız. Soru içerisinde neyden bahsetmiş? O soruya arkadaşlar dikkat ediyoruz. Mesela dördüncü uyarılma seviyesi derse en eşittir 5. Dördüncü yörünge derse en eşittir 4 olarak alacağız. Uyarılmış hidrojen atomları. Neydi arkadaşlar? Birinci uyarılma düzeyini inerse balmer. İkinci uyarılma düzeylerse paşen değil mi? balmer neydi mor ötesi ışınlar mor ötesi. ikinci yarılma düzeyi paşen görünür ışık işte braket neydi arkadaşlar kızıl ötesi pufunk mesela işte beşinci <laughs> yürüyen dördüncü yarımma neresine iner yani en eşittir beşin olduğu yer işte buradan radyo dalgaları falan diye devam ediyordu. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Bor atom modeline göre 3. yarımı düzeyinde dolanan bir elektron açısa momentumu kaç? H bar. H bar neymiş arkadaşlar? Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. H bölü 2 pi. 3. uyarılma düzeyi. 3. uyarılma düzeyi neydi o zaman arkadaşlar? En eşittir 4. gelen bahsediyor. E hemen Kaçtır o zaman arkadaşlar? Açsam momentumu en h bölü 2 pi. Burada 3 yazmıyoruz. Dikkat ediyoruz. En yerine 4 yazdığımızda arkadaşlar 4 çarpı h bölü 2 pi olur. Kaç h bar demiş. Bunun yerine h bar yazdığımızda 4 h bar olacaktır cevabımız. Temel halde bulunan hidrojen atomu uyarıldığında elektronun açısal momentum 2H bölü pi kadar artmaktadır. Temel halde bulunuyor. Yani ilk başta en eşittir 1. Buna göre hidrojen atomunun elektronu kaçıncı uyarılma düzeyine çıkmıştır? Bu kadar 2H bölü pi katına çıkar demiyor. 2H bölü pi kadar artmaktadır. O zaman bir bakalım. L n diyelim. Kaçıncı seviyeye çıkmış? L 1 bir birinci yörünge seviyeden delta L diyeceğiz. Ne kadar arttı arkadaşlar? 2H bölü pi kadar. İlk başta neredeydi? Formülümüz açısal momentum formülümüz H bölü 2 pi'den birinci yörüngede temel halde demiş. En eşittir 1 yazıyorum. H bölü 2 pi en ince yörüngeye çıkmıştır. Buradan bakalım. Topladığımızda ne gelir? Şurayı 2 ile genişletsek acaba 5H bölü 2 pi gelecektir. O zaman L en yeni artık 5 yazabiliriz. En eşittir 5 olacak. O zaman edinle mi diyeceğim? Hayır arkadaşlar. Edirne demeyeceğim. Kaçıncı uyarılma düzeyine çıkmıştır diyor. En eşittir 5 ise en eşittir 5 dördüncü uyarılma seviyesidir. Değil mi? Dördüncü uyarılma seviyesi. O yüzden dördüncü uyarılma seviyesine çıkmıştır diyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.